Bu videonun post prodüksiyon işlemleri Monster Abra A5 dizüstü bilgisayar üzerinde yapılmıştır. Katkılarından dolayı Monster bilgisayara teşekkür ederiz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Roku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için hemen elimde görmüş olduğunuz Huawei P30 Pro'yu inceliyoruz. Özellikle kamera tarafında çok iddialı olan telefonla ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Biliyorsunuz Huawei son dönemde özellikle cep telefonlarıyla atağa kalkan bir marka. Özellikle son bir yıldır birbiri ardına modeller çıkartan markanın üst düzey kategoride baktığımızda iki farklı model serisi bulunuyor. Bir tanesi P serisi, bir diğeri ise Mate serisi. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde ki Mart ayının sonlarına gelen bir tarihte yani 26 Mart tarihinde Fransa'nın Paris şehrinde Huawei P30 Pro tanıtıldı. Bir önceki model olan P20'nin geliştirilmiş ve güncellenmiş bir hali olarak tanımlayabileceğimiz model Mate 20 ailesine fazlasıyla benzeyen bir tasarım anlayışına sahip. Şimdi gelin her zaman yaptığımız gibi ilk olarak telefonun genel görünümüne bir bakalım. Huawei P30 Pro önceki modelden farklı olarak yani P20'den farklı olarak sonsuz ekran dediğimiz kenarları böyle hafif eğimli, kavisli şekilde tasarlanmış ekran sahip. Hem sol taraf hem de sağ tarafta bu ekran tasarım anlayışı var. Biliyorsunuz bu tasarım anlayışı Mate 20 Pro'da da vardı. P20'de yoktu. P20'nin düz ekranıydı ne yazık ki. Ama P30 Pro'da yani P20 Pro'da düz ekran varken P30 Pro'da kavisli ekrana geçiş yapılmış. Bunu belirtmiş olalım. Çentik tarafında ise Mate 20'den farklı olarak damla çentiğe geçiş olmuş. Önceki model P20 Pro'da da bu tarz bir çentik yoktu. Biraz daha büyük bir çentik vardı. Tamamen damla çentiğe geçilmiş. Hemen ekranın üst orta kısmında küçücük böyle bir damla şeklinde çentiğimiz bulunuyor. Bunun dışında ekranda başka bir çentik vesaire yok. Alt kısımda sanal tuşlarımız mevcut yine. Bütün ekranı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yan tarafta işte tuşumuz var. Güç tuşumuz. Yine kırmızı renkli tasarlanmış ama birazcık daha renk alanı küçültülmüş. Bunun dışında ses açma kapama tuşumuz da yine sağ yan yüzde bulunuyor. Sol yan yüzde herhangi bir bölüm yok. Alt tarafta sim kart yuvası bulunuyor. Onun hemen yanında USB Type-C bağlantımız var. Biliyorsunuz bu önceki modelde de böyleydi. P20'de de böyleydi. Bu modelde de P30 Pro'da da böyle. 3.5 mm kulaklık çıkışı bulunmuyor. Bunun yerine kulaklık da Type-C şeklinde tasarlanmış. Bunu ben çok beğenmedim biliyorsunuz. Ama Huawei böyle bir karar almış. Bu şekilde devam ediyor. Bir de hoparlör çıkışları var. Alt kısımda bulunuyor. Üst tarafta ise yine bir bağlantı vesaire yok. Arka tarafa geçecek olursak telefonun belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi olan bu 4 modüllü kameramız arka yüzde bulunuyor. Yalnız bu 4 modülden biz 3'ünü kullanabiliyoruz aktif olarak. Bir tanesi TOF kamerası dediğimiz kameramız mevcut. Hemen onun yanında diğer iki ana kameramız ve optik zoom veren ki 5x optik zoom verebilen 3. kameramız bulunuyor. Bunun detaylarına biraz sonra teknik tarafta bakacağım. Tasarım olarak şık bir tasarım olmuş. Açık söylemek gerekirse Mate 20 Pro'ya fazlasıyla benzeyen bir telefon var karşımızda. Yani P30 Pro ile Mate 20 Pro'yu yan yana koyduğumuz zaman aslında hangisinin hangisi olduğunu ilk bakışta ve ön taraftan bakarsanız anlamak kolay değil. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı benzer özelliklere sahip. Tasarım olarak da aynı tasarım dilinin devam ettiğini söyleyebilirim. Şimdi gelelim telefonun teknik özellikler kısmına. Burada bütün teknik özelliklerden bahsetmeyeceğim ama öne çıkan özelliklerden hızlıca anlatacak olursam karşımızda 6.47 inçlik Full HD Plus yani 2340x1080 piksellik kıvrımlı OLED bir ekran bulunuyor. 19'a 9 ekran oranımız mevcut. Yani nispeten ince bir ekran olduğunu belirtelim. Kirin 980 işlemcimiz var. Biliyorsunuz bu Mate 20 Pro'da da kullanıyordu. P20 Pro'da 970 vardı.
O birazcık tabii eskimişti. O zaman çıktığı dönemde aslında yine end of life olmuş, yani yaşam alanının sonuna gelmiş bir işlemciydi. Bunda en son 980 işlemcisi kullanılmış ve bu özellikle performans anlamında telefonu üst düzeye taşıyan bir özellik olmuş. Telefonda 6 ve 8 GB'lık RAM, 128, 256 ve 512 GB'lık depolama seçenekleri bulunuyor. Bize gönderilen sürüm 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğinin olduğunu belirtelim. Farklı seçenekleri yine piyasada bulunabiliyor. Bunu da altını çizmiş olalım. Android 9.0 ile geliyor. En son işletim sistemi sürümüyle beraber geliyor. Ayrıca MIUI 9.2'nin de yine telefonun arayüzünde bize karşıladığını söylemiş olalım. Kamera tarafında az önce bahsetmiştim. Dörtlü bir kameramız vardı. 40 megapiksel artı 20 megapiksel artı 8 megapiksellik 3 farklı kameramız var. 40 megapiksel ana kameramız, 20 megapiksel geniş açımız, 8 megapiksel kameramız ise 5x optik zoomlu, ki bunu 10x hibriti taşıyorsunuz. Ayrıca 50x dijitale de çıkartabiliyorsunuz. Bir kamera olduğunu söyleyeyim. TOF'ta bu özellikle TOF dediğimiz kamera ise özellikle sanal gerçeklik uygulamalarında, arttırılmış gerçeklik uygulamalarında kullanılabilecek bir kamera. Normalde fotoğrafta çok fazla bir faydası olmuyor, bunu onu da belirtmiş olalım. Kamera 4K 30 fps video kayıt özelliği sunuyor bu ana kameramız. Ön tarafta 32 megapiksellik bir kamera bizi karşılıyor. Onun da Full HD 30 fps çektiğini belirtelim. Bu arada ekranın tamamını kapsayarak da video çekebiliyorsunuz. 2340x1080 piksel ama bunun standart bir format olmadığını belirtelim. O yüzden en yüksek çözünürlüğün, yani standart çözünürlük olarak baktığımızda Full HD olduğunu belirtmiş olalım. Ön kamera için söylüyorum. Optik imaj sabitleme özelliği var video tarafında. Ayrıca iki adette yapay zeka destekli sabitleme özelliğinin dijital olarak olduğunu da belirtmiş olalım. Telefonun aslında Mate 20 Pro ailesinde olan bir kısmı P20'de de, Pro'da da olan bazı özellikler de bulunuyor. Mesela bunlardan bir tanesi süper şarj özelliği, ki bu 40 watt destekliyor. Kablosuz olarak 15 wattlık kablosuz şarjı desteklediğini belirtelim. Ters kablosuz şarj özelliği var. Biliyorsunuz bu Mate 20 Pro ile gelmişti. P30 Pro'da da bu devam ediyor bu özellik. Ekrandan parmak izi okuma fonksiyonunda yine Mate 20 Pro'da bulunan bir özellikle artık P30 Pro'da da yer alıyor. Yine aynı şekilde ekrandan parmağınızı okutarak güvenliğinizi sağlayabiliyorsunuz. Dual SIM özelliğimiz var. Wi-Fi, AB, GN, AC desteğimiz bulunuyor. Bluetooth 5.0, 4200 mAh'lik pil ve 192 gram ağırlığında telefonun özellikleri arasında yer aldığını belirtelim. Şimdi gelelim telefonun kullanım özelliklerine. Eğer daha önce bir Huawei marka telefon kullandıysanız aşina olduğunuz bir arayüz sizi karşılıyor. Bu MIUI 9.2'nin çok güzel, estetik ve kullanıcı dostu bir arayüz olduğunu belirtelim. Aşinalığınız varsa hemen kullanın, çok rahat bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Eğer yoksa da kısa bir süre sonra alıştığınızı belirtelim. Onun dışında da hani kullanımla ilgili çok fazla bir sıkıntısı olan bir telefon değil. RAM miktarı çok yüksek. En azından bize gönderilen sürümden bahsediyorum. 8 GB RAM yağ gibi akıtıyor. Zaten Kirin 980 güçlü bir işlemci. Biliyorsunuz hem Huawei'nin işte hem de Honor'ın, onun bir alt markası olan Honor'ın bazı modellerinde kullanılan amiral gemisi bir işlemci. Şu anda daha üstü yok. Çok yağ gibi çalışıyor. Oyunlarda vesairelerde hani sınırları zorlayacağınız performansı telefonunu çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Açık söylemek gerekirse performans ve günlük kullanım olarak Mate 20 Pro ile bana aynı bir hissiyatı verdi. Şu an ben aktif olarak yaklaşık 3-4 aydır Mate 20 Pro kullanıyorum. Hemen hemen aynı hissiyatı verdi. Bunun RAM'i bir tık fazla. Depolama alanı da fazla. Bendeki 6 GB'a 128 GB iken bu 8 GB'a 256 GB. Bu yüzden bir tık daha üstün performans. Hani %10, %20 daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Mate 20 Pro'ya göre konuşuyorum. P20 Pro şu an elimizde olmadığı için onunla karşılaştıramıyorum. Ama Mate 20 Pro'ya göre bir tık daha performanslı bir telefon var olduğunu söyleyelim. Günlük kullanımda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yağ gibi akan, herhangi bir şekilde sizi zorda bırakmayan, ne bileyim hani aman şöyle oldu, aman böyle oldu demeyeceğiniz bir cep telefonu var karşımızda. Tabii biz her zaman olduğu gibi sentetik testler de yaptık, biliyorsunuz. Daha önce de bu tarz standart testleri her zaman yapıyoruz. Kullanım deneyimimizin yanı sıra en azından kafanızda bir fikir oluşması için bu sentetik testlerin rakamlarını sizlerle paylaşıyoruz. İlk testimiz her zaman olduğu gibi Antutu. Antutu'da telefon 290.740 puan aldı. Bu puan 228.000'di Mate 20 Pro'da, bizim yaptığımız testlerden bahsediyorum en azından. Yani 228.000'e 290.000 epey üste çıkmış. Antutu'da yüksek bir değer almış. Muhtemelen RAM'den ve işte işlemcinin bir tarz daha, bir tık daha belki optimize edilmesinden kaynaklanan bir durum söz konusu. Epey yukarıda bir puan var. Geekbench'te ise 3.316'ya 9.843 puan aldık.
Bir önceki model dediğimiz yani Mate 20 Pro'ya göre konuşacak olursam bu rakamlar hemen hemen aynı. P20 Pro'dan bahsetmiyorum çünkü onun işlemcisi aynı değildi. O yüzden onunla karşılaştırmam çok adil olmayacaktır ama aynı işlemci kullanan bir telefon 3 aşağı 5 yukarı Geekbench'te ikisi de hemen hemen benzer puanlar almıştı. Bu bakımdan hani baktığımızda performansın iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ve hani sınırları zorlayan sentetik olarak yaptığımız testlerde de kullanım testlerimizde de aynı sonuçları aldık. Gayet başarılı bir cep telefonu var. Gelelim telefonun belki de hepinizin çok merak ettiği, hadi artık şundan da bahset dediğiniz kamera tarafına. Şimdi telefonumuzda söyledik az önce 4 tane kameramız var. Ana kameradan bahsediyorum. Bunlardan bir tanesi 40 megapiksellik ana kameramız. İkinci kameramız ise 20 megapiksellik ultra geniş açı kameramız. Üçüncü kameramız ise 8 megapiksellik ve 5x optik zoom, 10x hibrit zoom, 50x'te dijital zoom sunan kameramız. Şimdi bu 3 kamerayı biz fotoğraf için kullanıyoruz. Dördüncü kamera dediğimiz TOF kamerasını ise Time of Flight diye geçiyor. Bunun Türk İngilizce'deki ismi kısaltması daha doğrusu TOF'tur. Uzatmış hali Time of Flight diye geçiyor. Bu kamera ise ağırlıklı olarak işte augmented reality çalışmalarında vesairede kullanılacak bir kamera. Bu 3 kamera çok çok iyi sonuçlar veriyor arkadaşlar. Şimdi bu videonun içinde ben anlatırken bir taraftan da o örnekleri size göstereceğim. Görüntü kalitesi çok başarılı. 5x optik zoom çok iyi sonuç veriyor. Biliyorsunuz Mate 20 Pro'da 3x'te optik zoom'umuz. 5x dijital zoom yapıyordunuz. Daha doğrusu hibrit gibi bir zoom'u vardı. Çok iyi sonuç vermiyor tabii haliyle ama. Burada da 10x hibrit zoom var. 10x hibrit zoom'da gerçekten hani eğer ışık şartları iyiyse çok başarılı sonuç veriyor. Hani bazı şimdi sosyal medyada biz bu videoyu çekmeden önce ben paylaşımlarda bulundum. Hani sormak istediğiniz bir şey var mı bize sorun diye. Hatta birkaç arkadaş da bu kamera tarafına özellikle sordular ki zaten Huawei'nin de öne çıkardığı tarafı kameraydı. Kamerası çok başarılı. 5x optik zoom'da sıkıntı yok. 10x hibrit zoom bir tık bozuyor fotoğrafı ama bunu sosyal medyada yaptığınız paylaşımlarda çok anlaşılması mümkün değil. Yani 10x zoom bile neredeyse kayıpsız bir şekilde size sunuluyor. Hibrit zoom'dan bahsediyorum bu arada. Elbette bu hibrit zoom dijitalle optiğin karışımı olduğu için bir tık daha kalitesi düşük. Ama öyle hani gözle görülecek, anlaşılacak kadar da değil. Mesela ben şimdi örnekleri burada diziyorum size. Birkaç örnek çektik biz. İşte bütün hepsinin de üzerine yazacağım. Hani geniş açı, işte normal açı, işte 5x optik zoom, 10x optik zoom ve 50x optik zoom. Evet 50x optik zoom'da görüntü kalitesi tabiri caizse çamur gibi oluyor. Yani ışık çok da iyi olsa, muhteşem bir görüntü de olsa fotoğrafta yaptığınız bu tarz bir düzenleme 50x'te hani çok büyük bir şey beklemeyin. Ha, günü kurtarırsınız, ben bir şey çektim dersiniz ama o çektiğiniz şeyin kalitesi hani böyle yüzlerce kez internette kayıt edilip sonra sizin tekrar indirdiğiniz bir fotoğraftan çok da farklı olmuyor. O yüzden 50x optik zoom'a çok güvenmemenizi öneriyorum ama 10x hibrit zoom çok başarılı. Biliyorsunuz bunu ilk çıkartan marka Huawei'ydi. Bir de aynı zamanda Oppo'nun da böyle bir ürünü çıktı piyasaya. Renault isimli başka bir telefonu var. Şu anda satışta olan tek telefon Huawei P30 Pro olduğunu söyleyeyim. 10x hibrit zoom çok başarılı. Yani oturduğunuz yerden uzak noktalara zoom girebiliyorsunuz. Şu anda örnekleri de ekranda gösteriyorum size. Sonuçları siz de göreceksiniz. Ayrıca bu videoda paylaştığımız fotoğrafların daha yüksek çözünürlüklü hallerini videonun açıklama kısmında aşağıda göreceksiniz. Sizlerle de paylaşacağım. Mutlaka oradaki açıklamalardaki o galeriye bakın. En azından videonun içindeki kalite sizi tatmin etmeyebilirse oradan daha detaylı şekilde görmüş olursunuz. Onları da böyle hani geniş açı, işte 5x, 10x, işte 50x şeklinde size tek tek koyup paylaşacağım. O galeriden de en azından fotoğraf kalitesi konusunda sizin de bir fikriniz olacak. Kamera arayüzü aslında P20 Pro'da ya da Mate 20 Pro'da olan kamera arayüzünden çok da farklı değil. Çok büyük bir değişiklik yok. Yani bu tarz bir telefonu daha önce Huawei'nin bir modelini kullandıysanız çekim modları vesaireler hemen hemen aynı şekilde karşınıza çıkıyor. İşte çıkartmalar var, süper makro var, işte belgeler var, su altı çekim modu var, pro var, video var, fotoğraf var, gece modu var ki gece modu aynı şekilde yine P20 Pro'da ya da Mate 20 Pro'da olduğu gibi çok iyi sonuç veriyor. Açıklık var. Ön kamerada birçok farklı modu da yine kullanabiliyorsunuz. Çeşitli efektler vesaire de vermek mümkün. Yüzünüzü işte daha inceltmek, yumuşak bir cilt elde etmek ya da sıcaklığınızı arttırmak falan gibi işte seçenekler de var. Arka planı bulanıklaştırabiliyorsunuz. Portre modunda için söylüyorum. Arka planı bulanıklaştırarak dijital olarak yapıyorum bu arada tabii çünkü önde tek kameramız var. Çeşitli özellikleri buradan kullanabiliyorsunuz. Bu arada kameranın bir de gece modu var. Ama bu gece modu normal bir gece modu değil arkadaşlar. Normalde şimdi gece moduna girdiğiniz zaman size bir çekim uzatıyor vesaire. Bu öyle bir şey değil. Ben şunu yaptığım denemelerde şöyle bir şey gördüm.
Huawei zifiri karanlıkta bile fotoğraf çektiğini iddia ediyor. Bu kısmen doğru ama kısmen değil. Nasıl değil? Çok az bir ışık gerekiyor. Çok düşük bir ışıkta fotoğraf çekmek istiyorsanız, örneğin çok loş, aşırı loş bir ortam olduğunu düşünün. Fotoğraf, yani cep telefonunun kamerası bir şekilde bunu nasıl yapıyor bilmiyorum. Ama çok başarılı sonuçlar alıyorsunuz. Neredeyse zifiri karanlıkta, yani gözünüzün göremeyeceği ama çok hafif ışığın olduğu bir ortamda bile o hafif ışığı toplayıp fotoğrafı aydınlık hale getiriyor. Bunu birkaç kez denedim ben. Zifiri karanlıkta denediğim zaman olmuyor, onu söyleyeyim. Bunu denemeniz için mutlaka çok az da olsa bir ışık kaynağınızın olması gerekiyor. Çok düşük bir ışıktan bahsedeceğim ama bu arada. Hani böyle bir lambayı tutmaktan değil. Çok uzakta bir ışık kaynağı var. Hafif bir ışık geliyor. Siz normal çekim bunu çekiyorsunuz. Fotoğraf makinesi, cep telefonunun kamerası sizin yerinize bunu güzelleştiriyor. Bunu yaptığım birkaç denemede zifiri karanlıkta yaptığım çekimler evet simsiyah çıktı ama çok az ışık olduğu zamanlarda fotoğraf normal bir cep telefonu çekemeyeceği kadar iyi çekiyor. Bunu gözümüzde gördük. Gayet de başarılı olduğunu söyleyeyim. Bu anlamda bu düşük ışık fotoğraf için çok iyi olduğunu söyleyeyim. Fakat dediğim gibi bir modu yok bunun şu anda. Muhtemelen Huawei buna bir mod getirecek yakında. Çünkü mesela ikili video çekme özelliği de var. Aynı anda hem bir kamerayı daha sonra ikinci kamerayı kullanıp ekranı ikiye bölerek çekme modu var. Bunun demosu yapıldı tanıtımında ama telefonda öyle bir özellik şu an yok. Muhtemelen bir güncellemeyle beraber getirecek. Çünkü süper makro modu da böyleydi. Daha sonra gelen bir güncellemeyle artık çekim modu arasında yerini bulmuştu. Muhtemelen bu gece modu da ve aynı zamanda bu ikili video özelliğinin de bu güncellemelerle, önümüzdeki günlerde gelecek bir güncellemeyle telefonlara getirileceğini düşünüyorum. Öte yandan kameranın video tarafına bakacak olursak, ana kameramız 4K 30 fps çekiyor. Ön kamera Full HD çekiyor. Video kalitesi birazcık sıkıntılı. Yani Mate 20 Pro'da da benzer bir sorun vardı. Tamam güzel çekiyor vesaire ama zor durumlarda, netliğin işte takip edilmesi gereken durumlarda falan çok sıkıntı. Ayrıca zoom falan giremiyorsunuz. Yani zoom girdiği zaman görüntü çamur gibi oluyor. Bu fotoğrafta yaptığınız bu zoom numaralarını videoda kesinlikle kullanamıyorsunuz. Sadece şöyle bir güzelliği var. Aynı Mate 20 Pro'da da bu durum vardı. Hani geniş açı ya da zoom gibi özellikleri, zoom derken daha doğrusu 5x optik zoom vesaire gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Ama görüntü kalitesi bir parça bozuluyor. Dijital hale geçtiğiniz andan itibaren görüntü kalitesi bozuluyor. Kayıt sırasında da bu görüntüyü uzaklaştırıp yakınlaştırmanız da mümkün. Aynı zamanda videonun bence biraz daha kaliteli olması lazım. Hani böyle bir ürüne bence yakışmıyor. Hani orta seviye bir cihaz olsa eyvallah saygı duyardık ama bir tık daha iyileştirilmesi lazım. Huawei bu video konusunda biraz daha çalışmalı. Çoğu rakibinin de bu arada 60 FPS verdiğini söyleyeyim 4K'da. Hadi biz onu beklemiyoruz desek bile yine de yani 4K 30 FPS teknik olarak yeterli gibi görünüyor olsa da görüntünün kalitesi, videoda yapabileceğiniz şeyler birazcık sınırlı. Huawei'nin bu video tarafını biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Peki Huawei P30 Pro'nun kamerası bu 5x optik zoom'u nasıl sağlıyor? Biliyorsunuz ya da bilmeyenler için burada anlatmakta fayda var. Optik zoom olması için belli bir alana ihtiyaç var ama telefonların kalınlığına baktığımızda çok küçük olduğu için Huawei burada akıllıca bir hareketle telefondaki bu optik zoom mekanizmasını telefonun gövdesine yatay olarak entegre etmiş. Ve bu görüntü periskop sistemi dediğimiz üçgen şeklinde bir prizmayla görüntü geliyor. Zaten bu üçüncü kameraya baktığımızda diğer kameralardan farklı olarak daire şeklinde değil de bir kare şeklinde olduğunu görüyoruz alttaki kameranın. Bu alandan içeri gelen görüntü yatay olarak içeri doğru hareket ettirilen bir mekanizmayla 5x optik zoom şeklinde düzenlenmiş oluyor. Bu da kullanıcılara hani hızlı bir şekilde zoom yapma ve optik zoom'u telefonun kalınlığını arttırmadan kullanabilme imkanı veriyor. Bu arada telefonun hem ön hem arka kamerasını kullanarak çektiğimiz videoları birazdan size göstereceğiz. Orada video kalitesini siz de kendiniz gözlerinizle görmüş olacaksınız. Az önce söylediğim gibi aynı zamanda bu videoda kullandığımız fotoğraflardan hazırladığımız galeriyi de videonun açıklama kısmında, YouTube sayfamızdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan da fotoğrafların yüksek çözünürlüklü halini izleyebilirsiniz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videoda sizlere Huawei P30 Pro'nun ön kamerasının kabiliyetlerini gösteriyoruz. 32 megapiksellik bir ön kamerası var P30 Pro'nun ve Full HD 30 FPS video kayıt edebiliyor. Şu anda açık bir güneşli bir İstanbul gündüzündeyiz ve şu an gölgeye geçtim ben tabii. Az önce başladığımda biraz güneşteydik. Şu anda sesi ve görüntüyü ön kameradan alıyoruz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videoyu Huawei P30 Pro'nun arka kamerasını kullanarak çekiyoruz. Şu anda açık ve güneşli bir İstanbul öğleden sonrasındayız. Şu an gölgede yürüyorum ben.
Ve telefon 4K 30 fps video kayıt edebiliyor. En azından ana kameramız bu şekilde. İşte şu anda izlemekte olduğunuz bu video Huawei P30 Pro'nun arka kamerasını kullanarak çekiliyor. Sesi vesaire de yine bu kamera üzerinden alıyoruz. Telefonun parmak izi ve güvenlik özelliklerine yüz tanıma özelliğimiz var. Standart olarak bulunabiliyorsunuz. Parmak izi tanıma özelliği de yine aynı Mate 20 Pro'da olduğu gibi ön taraftaki ekranın ilgili yerine basarak sağlıyorsunuz. Önce bir tanımlama yapmanız gerekiyor. Yine aynı Mate 20 Pro'da olduğu gibi güzel bir şekilde çalışan bir parmak izi okuyucumuz var. Parmak izinizi bastığınız andan itibaren hızlı bir şekilde telefonu kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu güvenlik önleminin bence iyi olduğunu söyleyeyim. Ama tabii ıslak eliniz ıslak veya telefonun ekranı ıslak olduğu durumlarda düzgün çalışmama riski var bunun veya bir kaplama yaptığınız zaman ona uyumlu bir kaplama ekran korumasından bahsediyorum bu arada yapmanız gerekiyor. Bunu da belirtmiş olalım ama bence çok güzel bir teknoloji. İnşallah önümüzdeki günlerde farklı modellerde de ki yavaş yavaş gelmeye başladı farklı telefonlara da karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Gelelim bir diğer önemli konudan bir tanesi pil. Şimdi günümüzde artık cep telefonları hem hızlı şarj olmaları hem de pillerinin bitmemeleriyle artık ön plana çıkıyor. Özellikle amiral gemisi modellerde bu tarz bir beklenti var. Huawei P30 Pro'da hem hızlı şarj olması hem de pilinin bitmemesiyle bizden çok olumlu puanlar alan ve çok beğendiğimiz bir cep telefonu oldu. Şimdi 4200 mAh'lik pilimiz var dedik. Bu pili yaklaşık olarak 30 dakikada %70'e kadar şarj ediyorsunuz. Hatta biz bununla ilgili ayrı bir video çektik. Şu yukarıdan ben şimdi onları çıkartırım size linkini de. P30 Pro'nun ne kadar hızlı şarj olduğunu işte 10 dakikada, 15 dakikada, 20 dakikada falan diye böyle tek tek anlattık. O videoyu izleyin. Orada detayları var. Zaten 40 wattlık hızlı şarj özelliğinin olduğunu söylemiştik daha önce. Bu şekilde hızlı bir şekilde şarj oluyor. Onda bir sıkıntımız yok. Peki pil ömrü nedir diye soracaksınız. Şimdi biz normal günlük kullanımımızda bir günü çok 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 rahat görüyoruz. Ki ben yoğun kullanan birisiyim. Hatta 1,5 günü çok rahat gördüğüm oldu. Aynen Mate 20 Pro'da olduğu gibi uzun saatler kullanabiliyorsunuz. Peki sentetik testler bize ne sağladı? Ne gibi bir rakam verdi? Biliyorsunuz biz her zaman PC Mark'ın batarya testini yapıyoruz. Bu testte 17 saat 40 dakika. Bakın yanlış söylemiyorum. Burayı iyi dinleyin. 17 saat 40 dakika gibi bugüne kadar hiçbir telefonda görmediğim bir süre verdi. Yani pilin bu testten bugüne kadar böyle bir rakam görmedik. En fazla 14 saati gördüğümü söyleyeyim. İnanılmaz bir optimizasyon yapmış Huawei. Çok başarılı çalışan bir pili var. 17 saat 40 dakika şu anlama geliyor arkadaşlar. Normal bir kullanımda siz bu telefonu 2 gün çok rahat kullanırsınız. Eğer çok yoğun telefon kullanan biri değilseniz 2,5-3 güne kadar da telefonu kullanmanız mümkün. Ben kendi kişisel deneyimlerimde 1-1,5 günü çok rahat gördük. Onu söylemiştim zaten. Normal bir kullanımda 2-2,5 günü çok rahat görebilirsiniz. Telefonun pili gerçekten de benden çok 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 olumlu puanlar aldı. Ki Mate 20 Pro'da da böyleydi durum. Pili çok iyi gidiyordu. Huawei aynı tecrübeyi buraya da aktarmayı başarmış. Pili bitmiyor telefonu öyle söyleyeyim. Gelelim telefonun en çok merak edilen taraflarından biri olan fiyatına. Bu telefonun 6 GB, 128 GB yani 6 GB RAM, 128 GB depolama olan sürümünün fiyatı 6.999 TL Türkiye'de. 6 GB'lık 256 GB'lık sürümün fiyatının ise 7.999 TL olduğunu belirtelim. Fiyatlar yüksek mi?
Yani şöyle söyleyeyim, bu ürün yurt dışında 999 euroya, yani Avrupa fiyatından bahsediyorum, satılmıştı. Yurt dışı fiyatına göre iyi bir fiyat, onu söyleyeyim. Ama tabii ki şimdi diyeceksiniz ki yani 7000 liraya iyi bir para mı diyorsun? Evet, alım gücümüze baktığımızda, Türkiye'nin şartları düşündüğümüzde yüksek bir rakam ama artık amiral gemisi dediğimiz telefonlar ne yazık ki bu fiyatlara satılıyor. Bu konuda bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Gönül ister ki daha uygun fiyatlarla bu tarz telefonlara sahip olalım ama yapacak bir şey yok. İşte doların, euronun kurlarının bu ölçekte olduğu bir günümüzde baktığımızda artık 6999 TL'lik bir telefona uygun fiyatlı demek zorunda kalıyoruz. Tabii özelliklerine göre konuşuyorum burada. Elbette 2000 liraya, 3000 liraya telefonlar da var. Bunun kadar özellikleri olmasa da benzer fonksiyonlar sunduğunu belirtelim. O bakımdan hani özelliklerine göre fiyatının iyi olduğunu söyleyeyim. Apple gibi markaların fiyatlarına baktığımızda 8-9 bin liradan başladığını söyleyebiliriz. 14 bin liraya, 15 bine kadar çıkan fiyatlar var. O bakımdan biz de böyle nispeten uygun fiyatlı amiral gemisilerine artık fiyatın iyi olduğunu söylemek durumunda kalıyoruz. Evet, Huawei P30 Pro incelemesinin sonuna geldik. Neleri beğendiğimizi ve neleri beğenmediğimizi kısaca bir toparlamam gerekirse, telefonun en çok beğendiğim özelliklerinden bir tanesi muhtemelen sizin de olduğu gibi kamerası oldu. Optik ve dijital yakınlaştırmayı çok başarılı bir şekilde kullanan bu kamera bize oldukça iyi sonuçlar veriyor. Zaten örnekleri videonun içinde gördünüz. Çok güzel fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Çok başarılı bir kamera olmuş. Bunun dışında ekranını beğendik. Çok güzel bir OLED ekran var. Çok parlak ve güzel ve her açıdan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu bizim hoşumuza gitti. Fiyatının amiral gemisi modellere göre uygun olması hoşumuza gittiğini söyleyelim. Aynı zamanda pil ömrü de bizden olumlu puan alan bir özellik oldu. Beğenmediğimiz tarafı, valla benim beğenmediğim tarafı video tarafı biraz geliştirilmesi lazım. Huawei'nin bu konuda biraz daha çalışması lazım diye düşünüyorum. Sizinle Huawei P30 Pro ile ilgili görüşleriniz mutlaka vardır. Bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Özellikle telefonu almış, kullanmış takipçilerimiz, okuyucularımız, izleyicilerimiz varsa onların yorumlarını ben mutlaka bu videonun altında bekliyorum. Ya da anlatmayı unuttuğumuz, gözden kaçan, keşke şundan da bahsetseydiniz diyeceğiniz bir yorum varsa bu videonun altında bizlerle paylaşın. Biz de hem diğer takipçilerimiz de öğrenmiş olur hem de biz de eksiklerimizi görüp kendimizi daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz. Kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.